Haberin Doğru Adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı muhtarlarla buluşma toplantılarına devam ediyor. Başkan Yazgı makamında mahalle muhtarlarını ağırlayarak tek tek talep ve isteklerini dinledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray merkeze bağlı 48 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında buluştu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın başkanlığında mahalle muhtarlarının sorunlarının masaya yatırıldığı istişare toplantısına Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, Belediye Başkan Yardımcıları, Aksaray Belediyesi Birim Müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarlarının makamında ağırlayan Başkan Yazgı, tek tek mahalle muhtarlarının taleplerini ve sorunlarını dinledi. Belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için muhtarlarla buluşma toplantıları düzenleyen Başkan Yazgı, her konuda kendilerinden destek aldığımız, seçilmiş ve mahallelerimizin temsilcileri muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bizler mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını bilemeyiz. Muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantılarında sorun ve ihtiyaçları not alıyor, gereğinin yapılması için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı destek ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum dedi. Belediye hizmetleri ve yatırımları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı olarak bilgiler veren Başkan Yazgı, 2018 yılı planlamaları ve mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Toplantıda mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür eden mahalle muhtarları hizmetlerle ilgili talep ve isteklerini dile getirdiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri programına katıldı. Liseli öğrencilerle Kariyer Günleri programında bir araya gelen Başkan Yazgı, eğitim hayatından mesleki tecrübelerine, siyaset ve belediye hizmetlerine kadar birçok konuda öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hazım Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kariyer Günleri programının konuğu oldu. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen konferansta kendi eğitim yolculuğundan mesleki tecrübelerine, siyaset ve belediye hizmetleri gibi birçok konudan içtenlikle bahseden Başkan Yazgı, öğrencilere akademik ve iş hayatlarında nasıl bir yol çizmeleri gerektiğini detaylarıyla anlattı. Sizlerle kariyer sohbeti adı altında aslında kendimin etkilendiği bazı büyüklerimizi sizlerle paylaşmak, belki belediye başkanlığı olan sürece kadar işte ortaokul, lise, ardından üniversite çağlarında okuduğum, etkilendiğim ve sözlerini not aldığım bazı değerler var. O değerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlere bunu biraz anlatmak istiyorum. Bununla beraber içerisinde birkaç tane daha notlarımı ekleyerek en sonunda da inşallah belki soru cevap olursa ya da benden istediğiniz farklı bir proje olursa onun üzerine bir daha değerlendirme yaparak başlamak istiyorum. Başkan Yazgı, hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey olduğu yerde gerçekleştirilmiyor. Bunun arkasında ciddi bir emek var, ciddi bir çalışma var ve pes etmemek var. Niye bunu söylüyorum? Kendi döneminde padişahların yanında biliyorsunuz sadrazamlar olur, onun yardımcıları olur, vezirleri olur. Onlar bile diyorlardı ki, İstanbul'u fethedemezsin, oraya giremezsin, bu kadar zor bir işi başaramazsın. Ama o inandığı bir noktada, inandığı bir doğrultuda pes etmeden devam edebilecek bir dirayeti var, iradesi var ve bunu gerçekleştirmek için de çalışıyor. Yani burada benim aldığım örnekler şu oldu, bir hiçbir şey tesadüf değil, mutlaka ciddi anlamda çalışılması gerekiyor, hangi konu olursa olsun. İkincisi, etrafınızda bir işi yaparken insanlar itiraz eder, olmaz der. Ama siz ne kadar olmaz derlerse desinler, bir konuda gerçekten de iyi çalıştıysanız ve o işin gerçekleştirileceğine inanıyorsanız, dışarıdan kim ne söylerse söyleyin, kulağınızı kapatacaksınız, işinizi ama en doğru şekilde yapmak için de gayret edeceksiniz. Aslında burada çok büyük bir ibret var ve bu ibreti de biz onun hayatından görüyoruz. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak öğüt veren Haluk Şahin Yazgı, başarının sırrının hayal kurmaktan, zordan kaçmamaktan, mütevazi ve prensip sahibi olmaktan geçtiği vurgusunu yaptı. Önemli olan bilim ve teknik kimin elindeyse aslında gelişme de o toplumun elinde oluyor.
Zamanında onu eline alan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedebiliyor. Osmanlı imparatorlukları oluşabiliyor. Emeviler, Abbasiler oluşabiliyor. Ama ne zaman ki bilim ve teknik elimizden kapmaya başlıyor, daha başka medeniyetler öne çıkmaya başlıyor. Tabi buradaki en büyük felaketi söyleyeyim size. O medeniyetler eğer adil davranmazlarsa işte bugün yaşadığımız gibi zulüm yaşanmaya başlıyor. Bu bilim ve teknik kimin elindeyse büyük bir nimet. Ama bu nimeti doğru anlayıp ahlakını düzgün kurabilirseniz, doğru şekilde yönetirseniz adil bir düzen kurarsınız. Bu dünyaya adaleti sağlarsınız. Yok eğer zalimlerin elindeyse o zaman perişan olup gideriz. Başkan Yazgı'ya Kariyer Günleri programında eşi Hasibe Yazgı eşlik etti. Aksaray Belediyesi 48 mahallede altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Aksaray Belediyesi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Taşpazar Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Taşpazar Mahallesi, Pir Ali Sultan Caddesi ana arterde altyapı çalışmaları biten bölgede asfalt çalışmalarına başladı. Taşpazar Mahallesi'nin modern değişimi için bölgede altyapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapıya yönelen Aksaray Belediyesi, sıcak asfalt serim işlemleriyle birlikte koordineli bir çalışmayla bölgede 100 ton sıcak asfalt serimi yapıyor. Taşpazar Mahallesi ve Pir Ali Sultan Caddesi'nin yollarını standartlara uygun hale getiren belediye ekipleri, yapılan altyapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve asfalt öncesi yol altyapı çalışmalarına da devam ediyor. Günün en sevimli haberiyle devam ediyoruz. Mehmet Timur Sarrafoğlu Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, meslekleri tanıma programı kapsamında 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş ve öğretmenleri eşliğinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Merhabalar, hoş geldin. Buyur, gel. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Ayakkabımızı çıkartalım. Hayır, hayır, çıkartma, dersin geç. Mehmet Timur Sarrafoğlu Anaokulu öğrencilerinden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ziyaret. Belediye Başkanı ne iş yapar? Belediye yapar. Park yapar. Başka ne yapar? Belediyeyi yönetir. Başka? Düğün için masa sandalye. Evet, doğru bildin. Meslek ve il yöneticilerini tanımayı amaçlayan eğitim için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret eden minik öğrenciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yla tanıştılar, belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler aldılar. Anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Başkan Yazgı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim İlker Akkaş ve okul öğretmenine teşekkür ederek ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Öğrencilerle kısa sohbetlerinde çeşitli sorular soran Başkan Yazgı, çocukların verdiği cevaplar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Büyüyünce vali olacağım. Ooo, aferin sana. Kardeş misiniz? Evet. Kizsiniz ha? Kizler. Evet. Ne hocam büyüyünce bir daha söyle. Dünya şampiyonu. Hangi konuda? Jimnastik konusunda. Ziyarette sevimli halleriyle başkanlık makamını şenlendiren miniklere sürpriz hediyeler takdim eden Başkan Yazgı'ya minikler de öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları resmi hediye ettiler. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle pilot okullarda uygulanan bilim fuarları kapsamında okullarda açılan sergilerde öğrencilerin projeleri yarışırken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında bu kez Aksaray Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarları sergilerini ziyaret etti. Aksaray Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Fuarda engelli öğrenciler, öğretmenlerinin destekleriyle hazırladıkları projelerini sergiledi.
Aksaray Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nce hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, engelli öğrencilerin ilgi alanlarına göre hayata geçirdikleri projeleri yerinde inceledi, engelli öğrencilerin sergilediği projelerin diğer öğrencilere örnek olması gerektiğini söyleyerek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Ha, böyle yazıyorsun öyle mi? Tamam. Güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Tebrik ederiz. Merkez Müdürü Rahmi Sinan Kılı tarafından karşılanan Başkan Yazgı ve eşi, okulda eğitim gören engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Program sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi. Aksaray'da devam eden TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında Bir Bilim Fuarı sergisini ise Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi açtı. Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Bilim Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, öğrencilerin proje sunumlarını ilgiyle dinledi. Aslında yürüyen davet edilebiliriz. Zaten davetçiler yoktu. Birkaç kadın kapıları çalıp oyun şey... Okul müdürü Ramazan Ünal çok kayışlı ve projelerde görev alan öğrenciler, belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve misafirlere gururla projelerini tanıtarak bilgiler verdi. Başkan Yazgı, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediye TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.